Şimdi TÜİK'in bu çarpıtılan ısmarlama verilerine göre bile zengin %20'lik kesimdekiler toplam gelirden %46.7 pay alıyor. En yoksul %20'lik kesimin aldığı pay ise %6. Yani 8 katı. 8 katı artık vatandaşın ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Sonuç olarak 20 yılın sonunda suç ve savaş ekonomisi üzerine kurulan AKP düzeninde bugün bir avuç zengin dışındaki herkes derin bir yoksulluk içinde. Değerli basın emekçileri, Merkez Bankası raporu da açıklandı. Ekmek, makarna ve ete de zam yağacak. Her gün yağıyor. Ve Merkez Bankası bunun sebebini jeopolitik gelişmeler olarak ifade ediyor. Evet, halkı sefalete ve açlığa terk eden bir iktidar jeopolitik nedenleri gerekçe olarak gösteriyor. Evet, jeopolitik neden nedir biliyor musunuz? Bu iktidarın içeride ve dışarıda savaşa dayalı politikasıdır neden. Her hafta savaşın bu ülkeye maliyetini açıklıyoruz. Mermilere ayrılan bütçenin ne kadar olduğunu açıklamaya çalışıyoruz. Savaşın Türkiye halklarını nasıl yoksullaştırdığını bir kez daha ifade etmeye çalışayım. Milli Savunma Bakanlığı'nın 2021 yılı faaliyet raporunda yurt dışındaki operasyonlar için 2021 yılında 2.2 milyar TL harcandı. Ve bu tabloda hala F-16 almanın peşine düşmüşler.